Bir bakın bakalım. Yengesinin tamam. yaptığı tatları merak ettim. Evet. Alayım servis tabii. Sarımsak mı var? Evet. Çok mu koymuş? Koymuş. Ne oldu? Zaten. Sarımsak yiyemiyor musun? Hiç mi yiyemiyorsun? Ay bilseydim söylerdim. Tatlı yok ama. Şey, üzüm hoşafından al istersen ağzını tatlansın. Yani misafir geliyoruz. Buraya sarımsak neden koyuyorsun? Rahatsız olan olabilir, olmayan da kusura olabilir. Kusura bakma, bilmiyordum canım. Kusura bakma gerçekten. Ama bayağı bir yoğun sarımsak tadı. Aşırı ya. Yoğun. Şu an gerçekten midem bulandı. Kusura bakmayın. Karalahana sarımsak. Evet, İstersen kalkabilirsin. Etli kebabı gidebilir mi? Tabii Bengizu. Etli canım. Karalahana. Biz, etli. O da bizim yöreye ait. İçli köfteyi kim yaptı demiştiniz? Yengem ve ben yaptık. Nasıl beraber. Buldun içli köfteyi Burcu? İçli köfteyi beğendim. Beğendin mi? Tadalım o halde. Tabii. Yani sarımsak konusuna gelince bazı lezzetlerin için sarımsaksız hakikaten olmuyor. Evet. Tamam mı? Ama böyle işte bir yarışma platformunda olunca hele ki sarımsaktan hoşlanmıyorsa böyle tepkiler verilebilir. Biraz fazla kaçmış. Bilmiyordum gerçekten. Değil misin ya? Evet bir fazla. Bir şey söyleyeyim bak bana gelen tarafta sarımsak yok. Bazısında da bütün sarımsak geliyor. Bu bana gelmedi. Tiramisu, cheesecake, bıçağı vardı. Sadece olsun. Soğanı fazla koymuşlar içli köftede o kadar. Yoksa çok iyi bakalım. Aslı Hanım, Bengisu biraz kötü oldu. Sofradasınız diye söylemek istemiyorum ama anlamışsınızdır herhalde. Ciddi misin? Aslı Hanım ben de mantıya koymuştum. Annem koymuştu bilmiyordum. Evet. Bende de tadına bakamamıştı kız. Değil mi? Evet değil mi? Oradan biliyorum ben de rahatsız olduğunu söyledi. Tüh ya. İşte böyle aksaklık oluyor. Eda şu ağır gelmezse kaldırsan arkadaşların da tadına evet. baksınlar. O ağır gelebilir sana. Yok. Ver ablacığım bu 20'likli galiba. Sen iki evet, canlısın evet. ver. Vereyim mi? Allah. Olur birazcık. Şuna da. Evet. Zahmet. Rica ederim. Yarısını. Al canım. Tamam. İsteyen var mı? Yok Aslı Hanım ben aldım. Bengisucuğum yavrum iyi misin? Yani böyle bir şey görmedim. Yani misafir şey? Geliyoruz sarımsak gel koyuyor. Meyve suyu koyayım sana. Yemek masasında. Bengüsü'nün sarımsaktan rahatsız olup gitmesini tamamen bir şov buluyorum. Bu kadar abartıya gerek yoktu Bengüsü. Bengüsü'nün yemek masasında sarımsak yüzünden kalkıp gitmesi olabilir ama ben bilmiyordum gerçekten. Bilseydim kesinlikle yemesini tavsiye etmezdim. Midem çok kötü ya, oldu. Ya bir şey söyleyeceğim bu çok böyle hani kötü bir şeymiş gibi bahsetmeyeyim yani sarımsak yo. Kimine göre lezzetli ama senin alerjinin olması sıkıntı olmuş evet. hakikaten. Tabağını hani da değiştirsen. Belirseydi sarımsak olduğunu asla yemezdim ya, zaten. Bence belirtmek değil keşke sen sarımsaklı mı diye bir sorsaydın. Al. Çünkü yani senin böyle bir alerjin olduğunu kimse bilmiyor. Dolayısıyla sen bu tarz riskli şeylerde sor. Mesela şu patateste var mı sarımsak? Yok hayır aslında. Mesela yokmuş ondan bak, tat istersen. Ondan alabilirim. Ben de alabilirim Gamze. Bunu kim yaptı? Gamze. Ne yapsın? Ben yaptım dedim lütfen. Hayır annem yaptı. Annesi yapmış. Gamze keşke şey annenin var. Evine gitseydik yarışmaya. Her şeyi annen kayınvaliden yengen bir yapmış. Servis kaşığı alabilir miyim? Şurada vardı yerden. Terik efsanesin. Aklıma şu an ne geldi değerli izleyenler biliyor musun? Bizim en hazır cevap gelinlerimizden ben bir gün yapmaya karar verdim. Ah en hazır cevap. En hızlı efendim maşallah tamam. konuşan gelinlerimiz var ya. Enlere girerim bence. Vallahi girersin Elif bu performansla. Maşallah. Hadi. Afiyet olsun hanımlar. Çayı sen mi demledin? Yok güzel canım. Demlemişim. Onu da sana demletecektim de kusura bakma aman. Artık. Elif'i tutamıyorum. Sonrakine. Elif'i tutamıyorduk. Hı? Elif bitti mi kelime? Son bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Şey masayı falan sen hazırladın inşallah. Tabakları, çatalları sen yerleştirseydin. Senden evet canım, bir şey yok. Senin evinde ya. Yaptıklarımı da söyledim. Kızım patatesi yapmış kız. Çok kısırı zor. Yapmış. Bayağı zorlanmıştır. Kısırdan kalan malzemeyle zaten onu yapmıştır. İçinde aynı malzemeler kullanılmış yeşillik olarak. Demiştir bu da kaldı efendim, bari patatesi tabii bir sarayım. Canım o tatlı. Pardon. Evet poğaça değil bu. Şey üzümlü cevizli. Gerçekler ama. Tatlımsı böyle. Kusura bakmayın. Sen de bir tane alabilirsin. O yüzden yiyorum. Çok güzel onu yiyin hakikaten. Kayınvalidesinin ellerine sağlık. Bitti mi hanımlar? Yorumlar bitti mi? Evet bitti. Ah, çok şükür. Afiyet olsun buradan gelinimizin efendim düğününü. Nasıl işte tanıştılar, nasıl flört ettiler. Evet aslında. Bu gözlere mi vuruldu? Hepsini evet. dinlemek istiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Yemek masasını beğendim. Her ne kadar kendisi yapmasa da gözüme güzel geldi. Gamze'nin masasında o kadar çok eleştirilecek şey vardı ki en başından ütüsüz masa örtüsüyle misafir karşılanmaz. Yemek masamdaki örtümü ütüsüz buldular ama sonuçta herkes dört dörtlük değildi. Onların evinde de gördük çoğu eksiklik ama ben söylemedim. Bana yakışan da buydu zaten.